Şu an Ayvalık'tayız. Ali Bezmen'in yerindeyiz. Ali Bey, merhabalar. Merhaba. Davet ettiğiniz için teşekkür ederiz Ayvalık Bölgesi olarak. Sizden biraz kitabınızdan, son kitabınızdan bahseder miyiz efendim? Kitabı bir kere Ayvalık'ta yazdım. Evet, Ayvalık'ı niye sevdiğimi söyleyeyim. Biz İstanbul'da Bebek'te otururuz, Boğaz manzarası görürüz. Türkiye'nin en güzel manzarası olduğu iddia edilir. Buradaki manzara eşdeğer. Karşıda Midilli, arabızda dar bir kanal, deniz, Ege bir göl gibi. Bir kere güzellikte başa başız. Hava denizden estiği zaman, lodos estiği zaman deniz kokuyor. Kuzeyden böyle geçtiği zaman oksijen kokuyor. Kaz Dağları'ndan geliyor. Gürültü, İstanbul'un gürültüsü burada yok. İstanbul'da yaz gecesi pencereni açamazsın. Çünkü sabah 4'te bile şehrin uğultusu vardır. Burada kuş sesi duyabilirsin. Mümkündür şansın varsa. Trafikten bahsetmiyorum. Güzellik, bizim taş evler İstanbul'un betonuna defalarca giydirir. Burada en güzel kitabı yazdık. Yeni çıktı. Lale Devri'ni anlatıyor. Tarihi bir romandır. Başrolleri aslında kadınlar oynuyor. 3. Ahmet'in annesi Gürnür Sultan, bilge bir kadın. Sadrazam İbrahim, Nevşehir'de İbrahim Paşa'nın karısı Rabia, ince bir aşkla Allah'a bağlı. Bir de İngiltere Büyükelçisi'nin karısı Lady Montagu var. O da akıllı bir kadın. Dolayısıyla aslında her ne kadar tarihte pek bu insanlardan bahsedilmiyor ise de, padişahlardan ve sadrazamlardan bahsediliyor ise de, aslında padişahları ve sadrazamları kadınlar çok etkiliyor. Bu romanında kadınlar ön safhada. Bu şimdi 12. oldu. 12. Hangi oldu. Yayın evi lan? Yayın evi? Şu anda yayın evi Müptela. İnternette mi alacaklar? İnternetten alacaklar, evet. Yani İdefix veyahut da kitap yurdundan alacaklar. Peki, tamam. Zeytin uğraşıyor musunuz? Rengin uğraşıyor. Rengin uğraşıyor. O iddialı, buranın en güzel zeytinlerinden en güzel zeytinyağlarını yaparak Ayvalık'ın en güzel zeytinyağını yapmaya çalışıyor. Çok nasıl efendim. Son Ayvalık'ta bir şey söylesem mi efendim? Ayvalıkları çok seviyorum.